Arkadaşlar, insanlar büyücülüğü nereden öğrendi? İnsanların büyücülüğünü öğrenmesinin hikayeye giriş şekli Velefütörnütü'nün patlamasına kadar dayanıyor. Velefütörnütü bildiğiniz üzere bazı yerleri hızlı konuşarak geçeceğim. Lütfen kusuruma bakmayınız. Queen Aşara Sargeras'ı samonlamak için Velefütörnütü'nün gücünü gereğinden fazla bir şekilde zorladı. Ve Velefütörnütü'yü patlattı. Oluştu. Sandring ve Night Elf'ler kendi aralarında bir karar aldılar ki dediler ki Arcane Magic bundan sonra Kalimdor'da kullanılmayacak. Yani biliyorsunuz dünya ikiye ayrıldı. Şöyle haritayı göstereyim. İkiye ayrıldı. Elfler bu kıtada kaldı. Bu kıtada bilinmeyen ırklar, daha doğrusu troller ve işte goblinler, şunlar bunlar kaldı. Henüz insanlık yok. İnsanlar kuzeyden gelecek. Elfler dedi ki arkadaş, Arcane büyüsü yasak. Arcane büyüsü kullananında paketleriz, haberiniz olsun dedi ve Arcane kullananları ya def ettiler ya öldürdüler. Ki İlidan da bunlardan bir tanesi, Malfurion hatta öz kardeşini 10.000 yıllık hapis olacağı cezaya çarptırdı. Daha sonra Anestarian Sunstrider, ki Lord Amartero'nu anlatırken değinmiştik bu arkadaşa. Diyor ki arkadaş, Arcane büyü gücü bizim doğum hakkımız, birthright. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Biz gidiyoruz, siz de bir bok yemezsiniz diyor. Ve arkalarını dönüp gidiyorlar. Gemiye binip Nabur'dan böyle tıkı 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 gemiyle geliyorlar ki işte Velefitörnit'in patladığı yer buralar, aşağıda diye geçer haritada. Tıkı 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 karşıya geçtiler ve Eastern Kingdoms'a ulaştılar. Burada ilk primitif insanlarla karşılaşıyorlar. Virkullardan kırılma ilk insanlar. Yani daha henüz şeyleri yok ama yıllar içerisinde evrimlerini hızlı bir şekilde tamamlayacaklar ve gelişecekler. Yani umudu kesme yok insanlardan. Ve trollerle karşılaşıyorlar. Haritanın bu bölgesinde daha kuzeye giderken, şu an burada kapalı ama Burning Legion Expansion'da açılıyor. Elfler trollerle karşılaşıyor ve daha da kuzeye çekiliyor. Ve burada Kuel-Talas şehrini kuruyorlar. Bölgeye de işte elflerden dolayı Kuel-Talas deniyor. Ancak elfler şunu bilmiyorlardı. Trollerin kutsal şehrinin üstüne kurdular şehirleri. Yani ve troller akın akın gelmeye başladılar. Elflerin üzerine doğru. Elfler tam güçlerini kaybettiği durumda, tam savaşı kaybettiği durumda bir anlaşma yapıyorlar. Kiminle? İnsanlarla arkadaşlar. O zamanlar insanlar da yeni yeni bir birlik haline gelmeye başlıyor. Ki Kral Thoradin denen bir adam bu farklı farklı ilk primitif insan klanlarını bir araya getiriyor. Ve büyük bir krallık kuruyor. Biz bunlardan yayınlarda çokça bahsettik. Arathor Krallığı. Hatta Azeroth'ta birçok yerinde işte şeyi vardır. Hatta Arete Highlands'ta çok büyük bir duvar vardı, hatırlarsanız o yayınımızı. Bu Hizbrat'la arasındaki duvar o ta Kral Thoradin'e dayanır. Adı da Thoradin duvarıdır. Neyse, uzattım. Kral Thoradin diyor ki elfler, biz size yardımcı olalım. Çünkü diyor ki bu troller elfleri öldürürse bize saldıracak diyor. Yani elfler hayatta kalsın bizim için daha iyi diyor. Çünkü trollerle düşman o sırada şeylerde. Adını siz söyleyin, insanlarda. İlk bu elfler diyor ki bize yardım edin diyor. Tamam diyor, biz size yardım edelim ama bir şartımız var diyor. Bizden 100 tane insana büyü öğreteceksiniz diyor. Yani büyücülüğü öğreteceksiniz diyor. O zamanlar hani insanlar her ne kadar doğa büyülerine aşina da olsa Arcane büyüsünü tanımıyorlar. Elfler kabul ediyor ve insanlar güneyden hızlı bir şekilde, ki daha çok Hinterlands ve şu ara bölgeden Eastern Plaguelands bölgelerinde bulunan trolleri sıkıştırıyorlar. Kuzeyde elfler, güneyden insanlar saldıracak şekilde iki cephede savaşmak zorunda kalan elfler, troller öyle bir yeniliyor ki bir daha da zaten toparlanamıyorlar. Eski gücü kudretine ulaşamıyor troller. Neyse, bu olay sonrasında ne dedik? 100 tane büyücüye öğreteceklerdi. Bizim hani hikayemiz troll savaşlarıyla değil, büyücülükle. 100 tane büyücü insanların arasına katılmış oldu. Ve bu 100 büyücü
insanların teritorisinde, insanların yaşadığı yerlerde ki şu bölgede arkadaşlar Hillsbrad'ın kuzeyinde Alterac bölgesi diye geçiyor. Klasikte bu haritalar retail'de birleşik. Bu Lorda Mayerley Lake'i görüyorsunuz. Bilmiyorum. Şu küçük küçük adaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun hemen güneyinde bir şehir kuruyorlar ki adına da Dalaran şehri diyorlar. Yani şu anki mevcut Dalaran şehrinin kuruluşu buna dayanıyor. İlk 100 mage geldi ve işte insanlıktan ayrıldı. Bütün insanlık da hani Arator Krallığı da izin verdi. Siz gidin kardeşim. Büyücülüğü iyice burada öğrenin. İşte deneylerinizi yapın, testlerinizi yapın. Bir şekilde bize savaşlarda yardımcı olun falan filan diye. Night Elf'lerde trollerle bir takım olaylar sonucu evrim geçirmiş hali. Evet. Elf'lerin kökeninde trollere dayanıyor. Troller Azeroth üzerindeki ilk humanoid ırk arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani küçük bir bilgi vermiş olayım size. Velhasıl daha sonra bu Dalaran şehri işte manavıydı, bakkalıydı, çakkalıydı, işte süpermarketiydi, AVM'siydi derken büyüyor, büyüyor, büyüyor ve dünya çapında büyücülerin şehri olarak tabii Murlocklar da geliyor abi. Murlocklar derken kökenini daha detaylı araştırır sana dönüş yaparım. Ama Murlocklar da geliyor diyeyim Dalaran'a. Dalaran şehri inanılmaz bir büyüklüğe ulaşıyor ve işte artık kendi bir krallıkları oluyor. Ve bütün ırklardan sadece büyücüleri kendilerinin içlerine alıyorlar arkadaşlar. Tabii bütün ırklardan derken işte atıyorum ana temelde insan ve Blood Elf dediğimiz o dönemin High Elf olarak geçen yalnız Kueldoray değil, Kueltalas High Elf'leri şehirde toplanmaya başlıyor. Bu şeyin adını hatırlayamıyorum tam olarak. Kısaca bir bakayım. Katranatir'di değil mi? Katranatir? Katranatir diye isim geliyor ama. Oğuzhan Katranatir mi? Ha? Tir'in kapmışlığı şey mi diyor? Hayır hayır. Dalaran Mage'lerinin ilk yüzleştiği şey. Dreadlord. Dreadlord. Onun adını hatırlamıyorum. Arkadaşlar yanlışım varsa düzeltirsiniz ya da beni uyarırsınız. Ben bugün çok affolası bir yayındayım. Tamam mı bir kere? Neyse. Ben söyleyeyim mi? Söyle açtım. Ben bakayım söyleyeyim mi? Ha yok. Gerek yok. Şimdi normalde arkadaşlar büyücüler yani karşılarına bir zorluk geldiği zaman diyorlar ki işte hadi çıkalım atıyorum kimlerle dövüşeceğiz? Trollerle dövüşeceğiz. İki tane trollü arkane büyüsüyle tokatlıyor şu bu falan. Ancak Katranatir dediğimiz bir şeyle karşılaşıyor. Adını siz söyleyin. Dreadlord'la karşılaşıyor ve hepsi birden yani gitse de gücü onlara yetmiyor arkadaşlar. Yani Katranatir söyleyemiyorum. Katranatir. Şurada yazıyor ya. Trisfall'u korumak amacıyla Guardians of Trisfall adında bir meclis kuruluyor, council kuruluyor. Ve diyorlar ki arkadaşlar gidin bu işte Burning Legion'ın şeylerini, zımbırtılarını temizleyin. Siz en güçlü müsünüz? En güçlü beşimiz sizsiniz. Hadi bakayım yaldır yaldır falan filan. Bu 5 tane Guardians of Trisfall ya da Council of Trisfall. Aynen Katranatir doğru söylemişim. Gidiyorlar ve durdurmaya ilk denemede başarısız oluyorlar. Çünkü her biri işte aslında savaşçı büyücüler de olsalar ki biz hani Battle Mage diyoruz ya da Warlock diyoruz. Olsalar da pek başarılı olamıyorlar. Daha sonra oradan Jim fikrinin birinin aklına geliyor. Diyor ki ya diyor biz büyücüyüz. Böyle ellerimizi açalım. İşte birimize büyü gücümüzü linkle paylaşalım. Böyle bir bufflayalım böyle. İşte büyü gücümüzü ona aktaralım. O gitsin tek başına dövsün o kadar şahane büyü gücüyle. Aa iyi fikir diyor. O zaman adı arkadaşlar Aethryn Brighthand. Aethryn nasıl okunuyor bilmiyorum ama Aethryn Brighthand olan
bir kişiyi seçiyorlar ki kombat becerisi diğerlerine göre daha fazla olduğu için ve ona bütün büyü güçlerini aktarıyorlar. Ama bunu yakın mesafe yapmak zorundalar. Yani bu 5 kişi işte gidecek, council gidecek oraya, yani savaşın battle alanının içinde duracaklar ve o Bright Hand denilen arkadaşa büyü gücünü teslim edecekler. Bu şekilde yaptıkları için savaşa bu arkadaşa Spearhead adı veriliyor. Yani mızrağın başı. Biz bir mızrağız, hani biz bir silahız. Bizim de keskin tarafımız, keskin ucumuz bu arkadaş deniyor. Ve gardiyanlık ilk buraya dayanıyor. Daha sonra arkadaşlar hikayeler gelişiyor ve Katranat'ın hani üstesinden geliyorlar falan filan derken biliyorsunuz Twisting nedir, hani gitse de ya da gitmese de, ölse de ölmese de, yani Azeroth'da ölüp ölmemesi hiçbir şey değiştirmiyor Katranat'ın. Çünkü kendisi bir Dreadlord, Twisting nedir'a dönüyor. Orada öldürülmesi lazım. Tekrar karşımıza çıkacak. Aradan geçen süre sonrasında yine bu tarz bir olay yaşanıyor ki şöyle söyleyeyim, Trisfall'da görev yaptıysanız burada Venom bilmem ne Vale diye bir yer var. Bir de burada Lorda Mayor gölü var. Bu gölün etrafında vebayı yaymaya başlayan bir Dreadlord ki az önceki arkadaş tekrar geliyor. Ve bunu durdurmak için yine Council of Trisfall yola çıkıyor. Ancak tabii artık isimler değişti. Atıyorum Council'ın arasında tanındık isimler var. Bunlardan biri Mail Firestorm, biri Elodie. Bunları yani filmden hatırlıyoruz. Şimdi kim olduklarını ya da neden önemli olduklarını bileceğiz arkadaşlar. Elodie bu Council tarafından en iyi kombat becerisine sahip olduğu için mızrak başı seçiliyor. Yani Spearhead seçiliyor. Ve diyorlar ki gücümüzü sana aktaralım. Tamam. Takıldım. Tamam diyorlar. Elodie'ye aktarıyorlar. Ancak Katranizi bir vuruyor. Elodie işte shield'i falan patlıyor. Katranizi bir tarafa uçuyor ama ölmüyor. Council'de bir tarafa uçuyor ama ölmüyor falan. Ama Council hani aynı anda gücü zayıfladığı için, atıyorum o 5 kişi birden aynı darbe yediği için güçsüz duruma düşüyor. Ve Council'den şöyle bir karar alınıyor. Hani bu tehlikeli. Hepimiz aynı anda zarar alıyoruz. Bu iş sakat. Biz bir yol çaresini bulalım. Hep birlikte fight'a girelim diyor. O sırada Mail Firestorm'la doğru söylüyorum değil mi Mail'in adını? Undead Mage var ya. Oğuzhan. Felstorm abi. Felstorm. Ha özür dilerim. Felstorm. Emin değilim çünkü. Felstorm Elodie'yle bir büyü üzerinde çalışıyor. Bu Link'i arkadaşlar inanılmaz mesafelerden kest edebilecek hale getiriyorlar. Ve bu ilk denemeyi yine tekrar bu Dreadlord üzerinde gerçekleştiriyorlar ve başarılı oluyorlar. Ve hatta daha sonra diyorlar ki arkadaş sen bu büyü gücünü kept et, yani sakla. Sende kalsın bu. Ve daha sonra hani bizlere tekrar dağıtırsın gibi muhabbet çıkıyor. Eyvallah diyor, alıyor bütün büyü gücünü ve işte şeyi durduruyor. Aslında normalde Elodie bunu istemeyen bir karakter. Ancak nişanlısının bulunduğu köye saldırılar gerçekleşmeye başlayınca gaza geliyor ve o diyor ki basın lan bana gücü diyor. İşte Best of MF'ı kaseti koyuyorlar, buff'ı veriyorlar. Ve oradaki Dreadlord arkadaşı durduruyor ve ilk gardiyan Elodie oluyor arkadaşlar. Elodie'nin hikayedeki yeri bu. Yani gardiyanlık başladı, Medivh'e geleceğiz. Medivh'e kadar ancak çok fazla gardiyan geçti aradan. Bunlardan bir tanesi de annesi. Annesi Eowyn. Bildi yani hikayede zaten birçok yerde illaki duymuşsunuzdur. Ancak onun şöyle bir acıklı hikayesi var. Sukov muydu, Sakav mıydı? Magna. Adı yani lakabı Magna dediğimiz bir tane Human Mage arkadaşlar. Eowyn'den bir önceki gardiyandır kendisi. Gardiyanlık süresi dolduğunda Council bunu çağırıyor. Yani Büyücüler Meclisi, o Gardiyan Meclisi çağırıyor. Diyor ki arkadaş senin vaktin doldu. Gel bu gardiyanlık görevini teslim et. Çünkü içinde öyle bir büyü gücü barındırıyor ki bu gardiyanlık şeyi. Bütün Council'ın güçleri sizin elinizde. Tek kişinin elinde oluyor yani. Öyle düşün.
Velhasıl bu Magna lakaplı arkadaş geliyor, büyü gücünü teslim edecek. 4 tane erkek, bir tane de bayan ne denir ona, çırağı var. Diyor ki çıraklardan birini seç ya da konsül olarak birlikte seçelim. Senin yerine gelecek kişiyi bu şekilde atayalım diyor. Aslında seçim kolay. Kesinlikle o bayan arkadaş, kadın arkadaş olmayacak. Çünkü insanların arasında o dönemde kadınlar çok iyi bir statüde değil. Yani sadece güzeldirler, işte doğurgandırlar, yemek yaparlar falan filan gözüne bakılıyor. Yani bırakın büyücü nasıl olmuş yani bu Eggman dediğimiz arkadaş. Yani gardiyan olamaz diyor. Ancak Eggman'ın şansı çok yaver gidecek. Çünkü adını siz söyleyin. Diğer çıraklar yani aşırı dumb. Yani işte diyor ben diyor bak diyor ne kadar iyi bir büyücüyüm diyor. Kralın önüne geçiyorlar işte Hans'ın önüne ki yani şey kralı olarak düşünün. Dalaran'ın lider olarak düşünün. İşte diyor ki taştan altın yapacağım diyor. Puf yapıyor, büyü patlıyor falan filan. Ciddiyim bu ara. Ve büyüyü gerçekleştiremediği için zaten aralarında en iyisi olan Eggman'e görev kalıyor arkadaşlar. Böylelikle Eggman gardiyan oluyor. Medivh'den önceki yani zaten Medivh'in annesi. Yalnız bu ara arkadaşlar Eggman çok kibirli bir karakter. Yani her şeyi ben bilirim. Siz ne bilirsiniz modunda bir karakter. Onun yeşermesinin sebepleri de şöyle. Zmodlar, yanılmıyorsam Zmodlar adında bir Dreadlord Eggman'in yakınlarında bulunan bir köy okuluna saldırıyor. Ve içerideki bütün çocukları öldürmek üzereyken Eggman bölgeye teleport oluyor. Ve anında hiç gözünün yaşına bakmadan Dreadlord'u oradan kaldırıyor. Twisting Nether'a yolluyor. Council diyor ki, vay kardeş niye yakalayıp getirmedin? Sargeras'ın sırlarını öğrenirdik diyor. O da diyor ki bıraksaydım da çocuklar ölse miydi falan filan. Council ile iyi de niye tav olmaya başlıyor. Zaten kibirli, kendini çok üstün görüyor. İyi de niye böyle tav olma muhabbetleri başınca Council ile artık iyice arası açılmaya başlıyor. Bundan mütevellittir denir ki Karazan'daki kuleyi yapıyor arkadaşlar Council'dan uzak durmak için. Tabii yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Council çağırıyor. Gel diyor arkadaş. Görevini teslim et, devret. Yok diyor. Ben diyor. Eggman'ın hikayesi tabii bu kadar basit değil ama ben basite indirgeyeceğim. Bir gün kuzeyde Northrend'de ki şu an burada göremiyoruz. YouTube edit yaparken ben bunu mutlaka koyarım. Arkadaşlar bir demonik oluşum yani şeytani oluşum sezmeye başlıyor Eggman. Ve hemen oraya portalla teleport oluyor. Zaten oraya neyin geldiğini aslında biliyor. Çünkü çok yüce bir büyücü dediğim gibi. Yani bilgelik büyücü, konsüldeki bilgelik gücünü alıyor, strength gücünü alıyor. Aklınıza ne geliyorsa alıyor. Yani orada başına neler geleceğini çok ama çok iyi biliyor. Ve bilerek gidiyor. Orada bir Dreadlord'la arasında muhabbet dönüyor. Sen şu an burada ne olacağını biliyor musun? Cacun falan. He biliyorum diyor. Falan derken bir sürü demon yani şeytan ayağa kalkıyor orada. Ve buna hazırlıklı olan Eggman de elini şıklatıyor. Göklerden bir sürü dragon iniyor. Ortalık kararıyor falan. Kan gövdeyi götürüyor ve tam demonlar savaşı kaybederken küçük bir grup summoning olayına devam etmeye karar veriyor. Sargeras'ın kendisini summonlayamıyorlar yani çağıramıyorlar ancak avatarını çağırmayı başarıyorlar. Avatar of Sargeras yani Sargeras'ın avatarı dünyaya ilk defa summonlanıyor arkadaşlar ve Eggman Avatar of Sargeras'la teke tek kapışıyor. Evet. Ve savaşın neticesinde yani müthiş bir savaş dönüyor işte gökler gürlüyor, cartlar, çurtlar, işte yıldırımlar, lightningler, fire'lar, frostlar aklınıza ne geliyorsa büyü olarak. Yani heyecanından yenmeyecek bir savaş ama... Bitti. Eggman savaşı kazanıyor ancak Sargeras zaten burada nasıl söyleyeyim hani işi bitirmek amacında değil. Sinsi planlarını yapmak niyetinde ve son şakasını yapıp Eggman'e bir mızrak saplıyor ki
orada Egwene'in bedenini yozlaştırmaya başlıyor. Ancak Egwene bunun farkında değil. Yine her türlü kibirli davranışıyla Tanrı'yı yendim lan modunda Karazhan'a dönüyor. Ve yine Karazhan'da bulunduğu sıra zarfında bir dönemde çağrılıyor. Diyor ki hani Halef'ini seç şu bu falan. Yok lan diyor. Tekrar gidiyor ama içten içe diyor ki tamam. Arkadaş demek ki bunlar yavaş yavaş hani benim üzerime çökecek. Ben bir Halef yapayım kendime diyor. Hani veliaht atayım diyor. Ve Stormwind şehrinde Nailis Aran isimli bir büyücüyle hani ne denir ona, politik bir aşk ilişkisi kuruyor. Anlatabildim mi? Evet. Ve Nailis Aran'dan, ki Aran da çok güçlü bir büyücüdür bu ara, hani Karazhan da zamanında çok çabuk kendisini dövmüş olsak da hikayede böyle çok çabuk manipüle edilmiş gibi görsek de aslında Nailis Aran kendisi çok güçlü bir büyücü. Stormwind ve Dalaran'da hatkı sayılır bir yeri var. Ancak Egwene'in tuzağına düşüyor ve onunla birbirlerine hani, yalandan bir tarafta gerçekten aşık oluyor. Ve kendisinden bir çocuk sahibi oluyor. Egwene çocuğu dünyaya getiriyor. Ancak o Sargeras'ın ona sapladığı mızrak dolayısıyla bu çocuk daha anne karnındayken Sargeras'ın yozlaşmasına maruz kalıyor. Egwene bu çocuğu dünyaya getiriyor ve şeye teslim ediyor, Nailis Aran'a teslim ediyor. Ve Egwene ortadan kayboluyor. Bir şekilde Council her ne kadar ona söylese de gel şu gücünü ver bir artık bize dese de kabul etmiyor. Bütün gücünü oğluna aktarıyor ve bir şekilde ayrılıyor bölgeden, saklanıyor. O sırada bayağı bir süre görmeyeceğiz biz Egwene'i. Nailis Aran çocuğu büyütüyor ve işte çocuk hakkında bir kehanet var. İşte olgunlaştığı yaşa gelince kaderi ortaya çıkacak falan filan. Neyse işte Medivh dünyaya geldi, büyüdü. Nailis Aran ona baktı Stormwind şehrinde ve Anduin Lothar, ki dönemin Stormwind generali, orduların komutanı, yani ordu komutanı, ve King Lane'le, Kral Lane'le iyi arkadaşlıklar kuruyor. Hepsi aynı yaş aralığında, yani akranlar. İşte kanki oluyorlar, üçlü takılıyorlar, muhabbetler falan filan, işte bara gitmeceler, tavernde takılmacalar, karılar kızlar falan. Bir gün Medivh çok şiddetli bir şekilde hasta oluyor ve yatağa düşüyor. Babası Nailis Aran, yani ateşini kontrol edeyim derken böyle alnına elini koyduğu an çupuf diye patlıyor. Nailis Aran bir tarafa, Medivh bir tarafa ve hani nasıl söylenir? Yani Medivh 20 yıllık bir komaya girecek arkadaşlar burada. Wow. Evet. Gel keseriz bunları, gel. Yok, içindeki Sargeras'ın gücü patladı bana diye. Bana birazdan park atarsın. Tamam kardeşim. Yani Sargeras'ın gücü açığa çıktığı için. O tanrının, yani kara tanrının, Dark Titan'ın. Neyse, işte Medivh'i tutuyorlar. Aran diyor ki hadi Karazhan'a. Götürüyorlar Karazhan'a. Orada bir şekilde bakıyorlar. Şu bu falan. İşte bu ara Anduin'le King Lane, Anduin Lothar'la King Lane Virin bayağı böyle üzülüyorlar. İşte haber bekliyorlar kendisinden falan filan. Bu sırada Sargeras da Medivh'in zihnine hükmetmeye başlıyor arkadaşlar. Yani içeride uyuyan güç artık uyandı ve yavaş yavaş zihni ve bedeni ele geçirip harekete geçmek için an kolluyor. Ve bir gün Medivh uyanıyor arkadaşlar, ancak kendi benliği içerisindeki Sargeras'ın varlığından haberdar değil. Yani yaptığı eylemlerden Medivh'in aslında haberi yok birçoğundan. Medivh'in bizim ana hikayede böyle çokça değineceğimiz o meşhur konu işte şey olacak arkadaşlar, orkların dünyaya samonlanması olacak. O da şöyle, zaten Sargeras'ın manipülesi içerisinde bulunan
Medivh aynı yine Sargeras'ın manipülesi altında bulunan başka bir büyücü olan Gul'dan'la telepatik olarak bağ kurmaya başlıyor. Orkların samonlanmasına gelmeden önce bazı küçük bir şey bazı diyorum bir küçük bir şey düşeceğim. Orkların samonlanmasına paralel Khadgar'ın gelişi var arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim ama Oğuzhan orada ondan nasıl bahsedelim? Bana bir el at. Benim için oralar çok karışık görünüyor şu an. Abi Medivh belli bir yaşa geldiği için hani ölümü vesaire gibi durumlarda yerine geçecek birisinin olması lazım. Onu da kendi yetiştirecek. Hani tutup da atıyorum al şu büyücüyü sen bundan sonra Guardians'ın denmiyor o saatten sonra. Hani bir çırağa ihtiyacı var. Kansı sürekli buna çırak gönderiyor ama çırakların geneli şey oluyor hani Karazan'da kafayı yiyor, deliriyor. Dayanamıyorlar Medivh'e falan. Khadgar'da o yani giden işte deliren çırakların yerine bir tane daha çırak gönderiyorlar hani git sen ol tarzında o. Anası babası ama Khadgar dayanıyor yani. Ama benim aynen, bildiğim Khadgar dayanıyor. Khadgar'ın ondan öncekiler ama sürekli şey oluyor. Bir de Medivh belli bir ziyandan sonra şey istemiyor. Çırak istemiyordu. Ondan sonra ama şey yapıyor hani bir de bu orkların sanılanmasındaki en önemli olay şey bunun içindeki Sargeras sürekli Medivh'e şeylerden hani bu Legion'ın gerçek power'ını gösteriyor. Hani o orkları samınlarken Medivh'in aslında kafasındaki olay şu. Hani biz bu Legion'la Azeroth'la 10 tane Guardian olsak da başa çıkamayız. Bize adam lazım. Şeyinde hani biraz daha. Aynen o modda ama şöyle söyleyeyim. Sargeras'ın bilincinde olan taraf değil. Yani temiz olan taraf o bilinçle çağırıyor. Aslında işte, onu manipüle ediyor o şekilde. Normalde kafası da o halde olduğu için artık şey değişti yani. En son Kansire diyor ki bana bir tane daha çırak gönderin. Onlar da Khadgar'a gönderiyor. Bu ara çok kısa bir anekdot düşüyorum. Khadgar cüce dilinde güven demek. Artık şu orkları summonlayalım arkadaşlar. Orkları Draenor'dan, Gul'dan, Azeroth'tan, Medivh karşılıklı Dark Portal dediğimiz geçidi açarak dünyaya orklar gelmeye başlıyor arkadaşlar. Ve orklar hiç lan bunlar kim, nasıl canlılar şu bu falan demeden insanların üstüne saldırıyorlar ve savaşmaya başlıyorlar. Çünkü Gul'dan gelmeden onları hani pompalıyor sürekli. Bunlar sizi öldürecek, ananıza küfretti, babanıza sövdü, işte şöyle yapın. Hatırlıyor musun bizi dağlara nasıl istikamet veriyorlardı? Ha, aynen öyle o şekil orkları gaza getiriyorlar. Lambur 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 orkları insanların üstüne salıyorlar arkadaşlar. Ve birçok masum insanın, Azeroth'taki hatta masum ırkın kim geliyorsa çünkü önlerini yakıp yıkıyorlar. Üstünden geçiyorlar. Stormwind'e ele geçiyorlar falan filan. Böyle hadiseler yaşanacak. Ben bunun birinci savaş olaylarına ve orkların gelişi gidiş hikayelerine gelmeyeceğim. Medivh burada orkları dünyaya summonlayan, dünyaya getiren en önemli ayak. Arkadaşlar. Evet Frostwolf klanı birçok masum yani temiz, iyi özünde iyi şeyler taşıyan klan da geliyor. Çünkü Draenor ölmekte. Yani Draenor diye bir gezegen neredeyse yok olmanın eşiğinde yaşanacak bir habitat arayışında bazı klanlar da aslında yine Gul'dan'ı takip ediyorlar koşulsuz bir şekilde ama özlerinde atıyorum Blackrock bir klanına göre daha onurlu klanlar var Frostwolf gibi. Girmeyeceğim. Azeroth'a gelenlerden önemli isimli orklardan bir tanesi arkadaşlar Garona Half Orc. Bu Garona Draenor gezegeninde ki biliyorsunuz Kil'jaeden Argus'u fethediyor. Oraya işte şeyler düzenliyor. Fethediyor derken Sargeras Kil'jaeden'la Archimonde'u kandırıyor. Prophet kaçmaya karar veriyor falan. İleri sarım. İşte Draenei'ler şeye geliyor. Draenor'a geliyor ve orklar işte arasında işte aslında çok masum ve barışçıl bir yaşam sürerken bir anda Gul'dan geliyor ortalığı kızıştırıyor. Bunlar tukaka diyor. Saldırıyorlar falan filan. Bir orkun bir Draenei dişisine tecavüz etmesi sonucu oluşuyor arkadaşlar. Yani Garona yarı Draenei yarı ork. Khadgar az önce Oğuzhan'la konuşurken duydunuz. Medivh'in yanında tutunabilen bir çırak haline geliyor. Ve bir gün Anduin Lothar yanına çağırıyor Stormwind'de. Gel bakalım diyor. Medivh bizim çok iyi dostumuz. Ona göz kulak ol. Şu bu falan. Ne yapıyorsa işte tuvalet kağıdını kaç metre kullandı. İşte tavuk budunu kemiğiyle mi yiyor, kemiksiz mi yiyor, carpıyor falan. Ne varsa bize raporla diyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam mı? Tamam kanka.
Gidelim gitti şey yapıyor. Buna benzer bir olayı da arkadaşlar Gul'dan Garona'ya yapıyor. Bu sırada Garona temiz bir mind'a sahip değil, yani temiz bir zihinde sahip değil. Mind kontrol altında değil. Yani bilinciyle oynuyor Gul'dan sürekli olarak. Çünkü Gul'dan kendisi haricinde başka hiç kimseye güvenmeyen bir karakter. Ve tıpkı Khadgar gibi Garona'yı Medivh'in yanına yolluyor. Diyor ki evet Medivh bizden, Sargeras'ın kontrolünde. Ama emin olmamız lazım şu bu falan diyor. Bu sırada hem Anduin Lothar ve Krintor'a rapor vermesi beklenen Khadgar, hem de Medivh'i kontrol etmeye giden Garona bir şekilde Medivh'e bağlılıkları artıyor yavaş yavaş. Yani Medivh'in bu tuhaf karakteri, işte anlaşılmaz ve sürekli değişken karakterine bir bağlılık sergilemeye başlıyorlar. Hatta ilk Garona Karazhan'a geldiğinde Khadgar'la hiç anlaşamıyor. Ama bir gün Karazhan'ın odalarının birinde bir demon ortaya çıkıyor. İşte Khadgar bununla uğraşırken Garona geliyor, yardımcı oluyor ona. Ensesinden vuruyor bir tane. Khadgar da bunun sayesinde onu öldürebiliyor. Ve işte Khadgar'la arası iyi olmaya başlıyor. Şeyin adını siz söyleyin. Garona'nın. Velhasıl daha sonra işte sohbetler, muhabbetler gelişirken Garona ile Khadgar'ın arasında şöyle bir muhabbet dönüyor. Ulan bilmedim ne kadar garip değil mi lan? Aa evet sen de fark etmedin falan diyor. Evet evet derken falan bunlar bunu araştıralım diyorlar. Ve Medivh'in geçmişte yaptığı hareketleri görecek, yani şeyleri izlerini takip edebilecek bir büyü kest ediyor Khadgar bu sırada. Ve gördüklerine inanamıyorlar çünkü Garona da bilmiyor, Khadgar da bilmiyor. Meğersem orkları dünyaya samonlamak için, yani dünyaya çağırmak için büyünün iki taraflı olarak yapılması gerekiyormuş. Bu tarafta yapan kişi de Medivh'miş. Bunu öğreniyorlar. Hani direkt olarak Khadgar nasıl söyleyeyim? Loyalty'sinden dolayı, yani sadakatinden dolayı hemen gidip Anduin'e ispiyonlamıyor. O da gidip hemen Gul'dan'a ispiyonlamıyor ama Gul'dan çoğu şeyi fark ediyor. Çünkü tam bu şeyi açığa çıktığı sırada, yani öğrendikleri sırada Medivh arkalarında beliriyor. Ve Medivh'inle zihin paylaşımı içerisinde olan Gul'dan durumun farkına varıyor. Çok önemli bir şey değil, bilin diye söylüyorum. Medivh arkalarında beliriyor ve Khadgar'la Garona hani başa demeyeceklerinden eminler. Ve hani orada Khadgar onu oyalarken bir şekilde Karazhan'dan kaçıyorlar. Dediğim gibi hemen ispiyonlamıyorlar ama ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Ne yapalım derken Stormwind'e gidiyorlar. Durumu izah ediyorlar ve Medivh'in durdurulmasına karar veriyorlar arkadaşlar. Anduin Lothar, Khadgar ve Garona quest'i alıyorlar King Lane'den. Ve Medivh'i durdurmaya yola çıkıyorlar. Karazhan'a doğru gidiyorlar. Karazhan'a geldiklerinde Medivh'le karşı karşıya kalıyorlar ki hani Karazhan'ın bayağı böyle derinlemesine alt odalarında birinde böyle işte büyüyü kest ederken o dar portalı açık tutmak için falan filan neyse. Ve hani yüzleşmeye geldiler. İşte önce konuşalım falan, yok demiyor. Tamam dalacağız diyorlar. Dalıyorlar. Ancak hani Khadgar'dan çok çok üstün olan Medivh hani fight'ı çok önde götürüyor. Hatta işte yaptığı bir büyü darbesiyle Garona'yı neredeyse ölümün eşiğine getiriyor. Khadgar'a yaptığı bir büyüyle Khadgar'ın yaşam enerjisini elinden alıyor. Mesela biz Retail'de Khadgar'ı beyaz saçlı görüyoruz ya. Aslında Khadgar 30'lu yaşlarında, 40'lu yaşlarında genç bir adam. Ama işte bize dedeymiş gibi görünüyor. Çünkü orada Medivh bütün yaşam enerjisini çekiyor. Khadgar'ın. Khadgar fight sırasında zor bela bir hançer saplıyor Medivh'in kalbine. Ancak tabi bu Medivh'i durdurmak için, koca gardiyanı durdurmak için yeterli değil. O sırada Sargeras içindeki demonik güç, yani şeytani güç ciddi bir şekilde uyanmaya başlıyor. Şekli değişiyor, keçi formuna dönüyor. Tam satir dediğimiz bu
boynuzlu forma dönmeye başlarken Anduin notlar daha fazla dayanamıyor ve son darbeyi indirerek kafasını uçuruyor arkadaşlar. Medivh yere yığılıyor ve yani bu az önce anlattığımız ta sonsuzluk kuyusuna dayanan elflerin büyücülük school'una, yani arcane büyücülük gücüne dayanan gardiyanlık olayı burada son buluyor gibi zannediyorum arkadaşlar. Ama Stormwind ahalisi ve adını siz söyleyin orklar Garona'dan ötürü Guardian'lığın sona erdiğini zannediyorlar. Medivh'in annesi ortaya çıkıyor, Egwene. Oğlunun bu cesedini bulunduğu yerden çıkartıyor ve oğlunu kaldırıyor tekrardan. Hatta kendi yaşam gücünün, kendi büyü gücünün çok büyük bir kısmını devrederek. Ancak bu sefer Medivh Sargeras'ın o yozlaşmışlığından, yani koraptından tamamen bağımsız bir şekilde uyanıyor. Ve artık nasıl söyleyeyim, güçlerini de devretmedi. Medivh tam bir Azeroth'un gardiyanı olarak dünyaya yeniden getiriliyor. Evet. Söyle bebeğim. Medivh öldü ama. Hikayede yok. Var. Nasıl ya? Şöyle Warcraft 3 serisinde Medivh'i peygamber, prophet olarak göreceğiz. Adından guardian olarak söz edilmiyor. Kaldırdıklarında o zaman bir ruh gibi mi? Yani bedenle. Hayır, normal bedenle, canla. Onurcuğum hoş geldin. Kaldırdıklarında normal ya bedenle uyandırıyorlar. Undead gibi değil yani, normal sapasağlam. Ben seni nasıl resurrect ediyorsam Medivh'i de o şekilde resurrect ediyorlar. Okay. Anlatabildim mi? Evet. Ben devam edeyim. Bölmeden hikayemi. Warcraft 3 serisinde, oyun içerisinde Medivh'i çok sık göreceğiz. Medivh zihninde Sargeras'ın dolaşmasından dolayı bir yandan da Sargeras'ın ve yani Burning Legion'ın Azeroth üstündeki planlarını hani okuyor, biliyor, duyuyor, anlıyor. Ve önceden önceye gidip hazırlık yapıp dünyayı korumaya almak istiyor. Çünkü yaptıklarından da pişman. Hani aynı zamanda bir redemption arıyor. Nasıl söyleyeyim, çıkış yolu, temizlenme, arınma arıyor. Ve görevine başlıyor. Bu sırada orkları getirdiği için bir yandan memnun. Çünkü orkların çok büyük bir savaş gücü var. Bundan faydalanmak istiyor. Ve ilk olarak Tral'ı ziyaret ediyor rüyasında. Tral'ı ziyaret ettiği sırada bu ara uykusunda diyor ki bu dünyayı terk et. Ve Kalimdor'da, unutulan topraklarda yerinizi bulun diyor. Yani Ork Tral'ın da işine geliyor çünkü Eastern Kingdoms'da birçok Ork esir altında, esaret altında, kamplarda, yani esir kamplarında yaşamaktalar. Nasıl anlatayım? Yani işine geliyor, eyvallah diyor ve Kalimdor'a doğru yola çıkıyor. Orada tekrardan hordu kurmaya başlayacak. Daha sonra Medivh Kartal oluyor, gidiyor ve insanların kralı olan Lordaeron kralı 2. Terenas Menethil'i uyarıyor. Videosu var. İsterseniz bir küçük bukta beklerseniz açayım. Kargo olarak gidiyor. Aynen, kargo olarak gidiyor ve uyarıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Azeroth'ta yaşayan bütün ırkları uyaracak. Bu ara hani duyuyorsun değil mi konuşmaları? İkinci savaş hakkında konuşuyorlar. Orklarla, orklar hakkında konuşuyorlar. How many times must I repeat myself? King Terranus, you must heed my warning. This plague that has gripped the Northlands could have dire ramifications. Ve Medivh geliyor arkadaşlar. Let's keep all this in perspective.
As I have said, Kirin Tor are already prepared to place the villagers under strict quarantine. I will not institute quarantine without proof of your claims, Ambassador. The people of Lordaeron have suffered enough without becoming prisoners in their old lives. Su vereceğim biraderime. Yet, prisoners they are, good king. What is the meaning of this? Who are you? Altyazısını atarım bu ara. The tides of darkness have come again, and the whole world is poised upon the brink of war. Enough of this. Guards, remove this madman. Hear me. The only hope for your people is to travel west, to the forgotten lands of Kalimdor. Travel west. Are you mad? Hold, Ambassador. I don't know who you are or what you believe, but this is not the time for rambling prophets. Our lands are beset by conflict, but it shall be we who decide how best to protect our people, not you. Now, be gone. Oh. I failed humanity once before, and I will not do so again. If you cannot take up this cup, then I shall find another who will. Şöyle ben size kısaca bir They know he's prophet. Çevireyim. Öncelikle bir Eda'ya cevaplayayım çünkü susmayacak. Evet. Benim it's you. Hayır, bunlar profeti tanımıyorlar. Çünkü Egwene'den sonra kimin olduğunu bütün dünya görmedi ve bir gardiyan öldü söylentisi geziyor dünyada. Yani Medivh Karazhan'dan çıkıp da nasıl söyleyeyim çok da böyle aksiyona girmiş bir gardiyan değil. Evet, Stormwind çevrelerince biliniyor ama Lordaeron çevrelerince pek bilinen bir adam değil, yani sureti şekli bilinen adam değil. Ve bu video Warcraft 3'ten alınma, ki üzerinde yazıyor zaten Reign of Chaos falan filan diye. Adını sen söyle. Tekrar diriltildi, yani tekrar dirildikten sonra gerçekleşiyor yani. Tek tek nasıl söyleyeyim, ırkların liderlerini dolaşıyor, uyarıyor. İşte kral da dinlemiyor. Diyor ki sen kimsin? Gelip bize böyle bir uyarıda bulunuyorsun diyor. Ve lütfen hani hikayelere ayıracak vaktimiz yok. Biz bu konsül ve ben krallığımız altındaki insanların hakkında iyi olacak şeylere karar verecekler biziz diyor. Ve hani be gone diyor, kaybol diyor. Çekil, yıkıl gözümün önünden diyor ve gönderiyor. O sırada zaten ork belasıyla uğraşıyorlar falan filan. Tamam. 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 I heard that he says prophet. Ne? Bir de Medivh'in ölümünden sonra büyücülere olan güven sarsılıyor. Yani büyücüler Allah bir dese inanmıyorlar falan. O şekil o hale geliyor insanlar. Bunlar heretik. Bunlar işte şey. Kendi başlarına iş yapıyorlar falan filan diye büyücülerle araları açılıyor. Bu diğer krallıkların. Aynen öyle. Medivh insanlık İnsanların kralından bulamadığı şeyi başka insanlarda arayacak ki ilk gittiği kişi Dalaran konsülü oluyor. İşte Antonidas'la yanılmıyorsam konuşuyor. Antonidas diyor ki saçmalama, zaten büyük bir derdimiz var. Bir de bütün krallığı toplayıp şeye mi gidelim diyor. İşte karşı kıyıya mı geçelim diyor. Tamam diyor, sen kararını vermişsin diyor. Yolda Arthas'ı kıstırıyor bu ara. Arthas da hani bir tarafına takmıyor onu. Sen zaten kararını vermişsin diyor. Sen olmayacaksın diyor. Aynen, arkasını dönüyor, gidiyor ve en son Jaina'yı buluyor. Jaina'yı uyarıyor. Jaina da sezgilerine dayanarak anlıyor ve hani hak veriyor şeye, Medivh'e. Ve Medivh'i dinlemeye karar veriyor. Yanına kendisine sadık birçok kişiyi alıyor ve karşı kıyılara doğru yola çıkıyor. Daha sonra Medivh bu sefer Malfurion'u uyarıyor. Hani Malfurion'un rüyasına giriyor. Ve Malfurion'a hani
zaten Kalimdor'da olduğu için hani git buraya kaç falan filan demiyor. Bir taş üstünde buluşma ayarlıyor. Hani Tiranda'yı da al gel gibisinden işte böyle bir muhabbet çekiyor. Bebeğim yaklaş. Ve daha sonra işte Tral'ı, Jaina'yı ve Medivh'i, şey Malfurion'la Tiranda'yı bir yerde topluyor. Bu beş arkadaş bir yani ne diyelim tepenin üstünde buluşuyorlar. Ve Medivh olayı anlatıyor. Kendisini tanıtıyor. Diyor ki ben Son Guardian Medivh. Burning Legion ki elflerin zaten aşina olduğu bir düşman. Bu sefer daha güçlü geliyorlar. Aldığım duyumlara göre işte beynimin içinde Sargeras'ın yaptığı planlardan aldığım duyumlara göre işte büyük bir generali gelecek. Orkların dünyada olmasının sebebi benim falan filan işte kısaca kendi muhabbetini anlatıyor. Malfurion ve Tiranda'ya. Tiranda her zamanki gibi yani insan olan Jaina ve ork olan Tral'a diyor ki sizin türünüz burada hoş karşılanmıyor. Lütfen terk edin burayı falan gibi konuşma yapıyor. Ancak Malfurion daha alımlı yaklaşıyor olaya ve Medivh'i dinliyor. Tamam diyor. Legion saldırısına karşı birlikte omuz omuza savaşalım diyor ve olayı kabul ediyor. Son bir video daha var. Onu da sizinle paylaşayım ben. Medivh'in burada Medivh'in o bahsettiği Legion saldırısı gerçekleşiyor. Archimonde yaşam ağacı olan Nordgrass ile saldırıyor Mount Tyrell'de. Ayrı bir hikayesi var. Belki birçok birçok onu diyeceğim. YouTube'dan bakın arkadaşlar. Ben Archimonde'un hikayesini derinlemesine anlattım. Elfler kesmiyor. Elflerin Wisp'leri kesiyor. Aslında Mount Tyrell görevini hem Warcraft 3'te hem TBC zamanında işte yaptıysanız görmüşsünüzdür. Orklar, insanlar, elfler bir arada savaşıyorlar ve Archimonde'u bu pozisyona getiriyorlar. Daha sonra işte gördüğünüz şekilde Wisp'ler senaryosun borusunun çalınmasıyla birlikte göreve çağrılıyorlar. Ve işte Archimonde'un hakkından gelecekler birazdan. Archimonde da ölmekten bıkmazmış. Arkadaşlar hiçbir şeytani güç, demonik güç kendi düzlemlerinde öldürülmediği sürece ölmüyor. Yani siz Azeroth'a summonlandıktan sonra istediğiniz kadar öldürün. Yani Archimonde Twisting Nether'da ölmediği sürece ölmeyecek. Archimonde mı, Kil'jaeden mı? İkisi de güçlükleri farklı çünkü abi. Hani biri yozlaştırıcı, biri kandırıcı. Hani doğa kendini zaman içerisinde yeniler, fedakarlıklar yapıldı. Just as the orcs, humans and night elves discarded their old orklar, insanlar, night elfler nefretlerini bir kenara bırakıp dünyayı korumak için bir araya geldiler diyor. Hani böylelikle işte gardiyanına ihtiyaç kalmamıştır. Azeroth üzerinde yaşayan ırklar Azeroth'un gerçek gardiyanıdır diyor. To teach the world that it no longer needed guardians. Aynen, no longer needed guardians. The hope for future generations has always resided in mortal hands. And now that my task is done, bir dakika geliyor abi. I'll take my place. Ve Warcraft 3 Reign of Chaos oyunu burada sona eriyor arkadaşlar. Medivh ile alakalı nasıl söyleyeyim, hikayede kendisinin birebir dahil olduğu konular burada sona eriyor. Biz Medivh annesi tarafından tekrar uyandırıldıktan sonra biliyorsunuz ki ölmedi, artık yaşıyor ama nerede bilinmiyor. Biz Medivh'in ortadan kayboluşuyla işte Egwene'in hikayesi, şeyin hikayesi, adını sen söyle, gardiyanlığın hikayesi, Medivh'in ve işte büyücülerin hikayesi sona erdiğini zannediyoruz. Ancak şöyle bir enstantane gerçekleşiyor. Arkadaşlar. Orklar Orgrimmar'a yerleşti. Yerleştiği bölgeye hatta Drotar dediler.
adını siz söyleyin. Lordaeron'un Survivor'ları adını verdiği bir küçük insan grubu da Kalimdor'a yerleşmiş oluyor. Bu ara Kalimdor'daki ilk insan yerleşimidir. Jaina ile birlikte gelenler Terraumar'a yerleşiyorlar arkadaşlar. Yani orklarla insanlar arasında bir hani barış günleri var. Barış içinde yaşıyorlar ancak barış çok da zor sağlanıyor. İşte köyler arada basılıyor, yakılıyor, yıkılıyor falan filan. İşte orklar insanları suçluyor, insanlar orkları suçluyor karşılıklı falan filan. Trall'la Jaina barışı zapt etmek için epey bir zorlanıyorlar. Daha sonra bu işler iyice azıtmaya başlayınca Trall'la Jaina bir karar alıyor ve diyor ki Jaina sen büyücüsün, bir şöyle bir araştır bakayım, bir kolaçan yap bakalım falan diyor. Tamam diyor. Ve sonuçta bakıyorlar ki bir tane büyücü lizard yapmış. Etrafta yani bir şeyler çalıp çırpıyor. Çırt çırt falan filan, köyleri yağmalıyor. Bir bakıyorlar ki işte bu büyünün kaynağı Egwin. Egwin Lord'a ilk defa, yani ikinci defa diyeyim, burada karşımıza çıkıyor. Ancak Jaina ile Egwin'le kapışmıyor falan. Çünkü Egwin Jaina'ya bir rol model. Hani ona özeniyor ancak tabii yaptıklarından haberdar. Bir yandan da hayal kırıklığı yaşamış durumda. Neyse, bu ara Egwin hadiseler yaşanırken nasıl söyleyeyim size, Chamberlain oluyor. Yani hani odasında takılıyor onunla birlikte. Egwin artık eski gücünde, kudretinde değil. Jaina'ya hem rehberlik yapıyor hem de nasıl söyleyeyim, arkadaşlık yapıyor, takılıyor. Şimdi Jaina'nın, Egwin'in burada bulunmasının muhabbetini şuraya bağlayacağım. Aynen abi, baş danışman gibi. Medivh'le Garona zamanında bir aşk yaşıyor arkadaşlar. Bu yarı Draenei, yarı Ork dediğimiz arkadaş bir aşk yaşıyor ve bu aşktan bir çocuk dünyaya giriyor. Ancak Garona zihniyle oynandığından haberdar olduğu için nasıl söyleyeyim, çocuğuna hani sürekli başı belaya giriyor Garona'nın. Biliyorsunuz işte kralı falan öldürüyor, hatta mind control muhabbetiyle. Çocuğun da başı belaya girmesin diye onu Meryl, neyi Storm'du? Oğuzhan? Şu undead mage'e teslim ediyor. Meryl'i Felstorm'a teslim ediyor. Bu arada arkadaşlar çok kısa Meryl'i Felstorm'a dayanayım. Meryl'i Felstorm troll savaşlarında ölmüş bir insan. Yani büyü gücüyle tekrar resurrect ediliyor, yani kaldırılıyor, diriltiliyor ve yani Scourge ortaya çıkmadan oluşan ilk undead. Kendi kendini şey yapıyor. Aynen. Resurrect ediyor. Aynen. Meryl'i Felstorm yani ilk undead. Yani hoş karşılanmıyor zaten. Hani karanlıklarda yaşıyor. İşte kılık değiştirmiş bir şekilde yaşıyor. Bu Garona da gidiyor, çocuğu ona teslim ediyor. Çok derinlemesine konuya girmeyeceğim. Çok al arkadaşlar ortaya çıkıyor. Kahramanlar olarak mesela Okan abi bunu yapacak. Biz de Okan abi yayınlarından izleyeceğiz. Videolarını izleyeceğiz. Katun'u kesecekler. Katun'u tekrar samonlamak için, ki o Twilight Hammer tarikatı gidecek Medan'ı arıyor. Medan. Medan'ı, Katun'u tekrar diriltmek için kullanacaklar. Velhasıl falan filan. Bu ara tabi Council'in Medan'dan haberi var. Meryl'i Firestorm'da olduğunu biliyor. Ve işte Medan'ı kaçırıyor Gul'dan. Bu ara Thrall, King Varian falan işin içine giriyor. Orada bir küçük bir kapışma dönüyor. Dediğim gibi detayı çizgi romanlarda var. Hani çok bilmiyorum. Orada hani Garona'yı tam işte öldüreceklerken Medan araya giriyor. Hem Guardian'ın çocuğu, hem yarı ork, hem yarı Draenei, hem yarı insan Meryl Felstorm tarafından eğitilmiş. Yani alayınızı diyor, anneme dokunmayın diyor falan derken oradan çok al geliyor, kaçırıyor çocuğu. Hatta Katun'un staff'ının başlığı düşüyor oyun içinde, biliyor musunuz bilmiyorum, Okan abi bilir. Onun hikayesi de buraya dayanıyor abi. Aethys staff'ının başındaki karga amblemi düşüyor. Bu ara Medivh'in de kargalığı ona dayanıyor. Hani Khadgar'ın da aynı zamanda.
O Aethys denen bir staff var. O staff Egwene'in kendi staffı bu ara. Asası diyelim. Ya işte Medivh öldükten sonra o asa Dalaran'a getiriliyor. Kimse kontrol edemediği için atılıyor mahzene. Archimonde patates edince Dalaran'ı staff da kırılıyor. Parçaları dağılıyor. Medan birleştiriyordu. Sözde. Evet. İşte hani kaçırılınca hani Katun yeniden uyandırıldığında falan filan muhabbetinde oraya bağlıyorlar. Yani Katun'dan düşmesini söylemeye çalışıyorum ben. Medan dediğimiz arkadaş işte çok alt tarafın kaçırılıyor. Konsil tarafından yeri tespit ediliyor. Ancak konsil her ne kadar gücünü bahşetse de gardiyanın gücü içinde olsa da yarı işte Draenei yarı org yarı human da olsa Meryl Fellstorm tarafından yetiştirilmiş de olsa bu Cho'Gall'ı durduracak güce erişemiyor. O sırada tam Cho'Gall onun işte haddinden gelecek derken Egwene geliyor ve Medan'ı kurtarıyor. Cho'Gall da işte nasıl söyleyeyim o Egwene'den aldığı güçle Bastion of Twilight'a yani Twilight Highlands'e gönderiyor arkadaşlar. Yani Cho'Gall'ın Cataclysm Expansion'ında orada olmasının dayandığı noktada buraya geliyor. Yani Lord'a buraya bağlanıyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi şeye değineceğim çünkü hani artık adından bahsettik. Medan'a değineceğim. Neden? Oyundan sildiler diye muhabbet yaptılar. Evet, oyundan silindi Medan. Çünkü bu ara Noble'ın da aynı sizlerle aynı paylaştığı düşünceler var. Hani oradan duyup da işte kendi fikrimmiş gibi aktarmayayım ama ben de aynı fikirleri paylaşıyorum. Yarı ork, yarı Draenei, yarı insan, son gardiyanın oğlu, işte Egwene tarafından güç bahşedilmiş ki Egwene'in ölümüne yol açıyor bu güç. Egwene burada ölüyor arkadaşlar bu ara. Onu söylemeyi unuttum. Merli Fellstorm tarafından yetiştirilmiş ve konsilin gücünü bend edebiliyor gibi gibi gibi. Yani birçok şeyi var bu arkadaşın. Yani gücünün sınırının genişliği var. Ve Lord'a deniliyor ki işte yok efendim Legion mı geldi? Gönder Medan'ı kessin gelsin. Yok efendim işte Old God'lar mı sorun yaşatıyor? Gönder Medan'ı öldürsün gelsin gibi gibi düşünüleceği için Medan oyundan kaldırılmış arkadaşlar. Yani Lord'a var ölmedi yaşıyor aramızda ama nasıl söyleyeyim şu ana kadar görmüyoruz ve gardiyanlık görevi biz kahramanlara emanet edilmiş gibi davranılıyor. Ama ben Blizzard'ın bunu bu şekilde burada bırakacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü bu tarz nasıl söylenir hikayeleri sever. Süper kahraman olaylarını sever ve Medan da bir süper kahraman olabilecek karakterlerden birisi. Bunu boşaltacağını düşünmüyorum. Bugün şimdi biz Medivh'i anlatalım dedik ama Medivh tek başına bir hikayeye sığdıramayacağımız için gardiyanlıktan bahsettik. Egwene'in hayatına girdik. İşte 3. Savaş'ta neler oldu, neler bitti onları işledik. Aslında bayağı uzun ve özellikle nasıl söyleyeyim derin yani lore'un Warcraft 3, Reign of Chaos, işte Frozen Throne'a ve oyundaki hikayelere dayanan bir noktasına girdik. Bugünlük burada lore'u bitirelim diyorum. Medivh'in hikayesi buraya kadar. Medivh herhangi bir yerde karşımıza çıkabilir. Ama ek olarak şöyle kısa bir anekdot geçeceğim size. Legion Expansion'ında Medivh'in yansımasıyla karşılaşıyoruz. Yani biz yansıması diye olarak oyunda yorumladık ama belki de kendisidir. Çünkü hani bazı yaşanan olaylardan sonra Khadgar Karazhan'a gardiyanlık yapıyor. Korumalı şeyi yani orayı sahip biliniyor. Ancak Legion'ın Broken Shore saldırısından sonra işte Dalaran'ı şeye çekiyor. Sözde işte arkadaşlar bildiğiniz üzere Dalaran Northrend'de ve işte Broken Shore'a çekiliyor. Sahipsiz kalan Karazhan Legion tarafından nasıl söyleyeyim hani kuşatılıyor ve kuşatmaya giderken generale yani son boss'a giderken Legion generaline kapıyı bize Medivh açıyor. Oyunda tam olarak dediğim gibi kendisi mi açıyor yansıması mı açıyor yani Karazhan'ın içerisinde bulunan yansıması mı açıyor net olarak bilmesek de
özür diliyorum. Medivh'in burada Khadgar'a yardımcı olduğunu biliyoruz. Böyle bir anekdotumuz var Legion Expansion'ında. Ama dediğim gibi lore'a çok derin etkileyen hikayesi daha önceki anlattığımız muhabbetleri. Frostborn hungers. Benim fikrim Medivh, Medan tekrar bir gün bir yerde karşımıza çıkar.